değerli takipçilerim. Şimdi de ıslak kek yapacağız. Islak kek için malzemelerimiz 4 tane yumurta, 1 bardak toz şeker, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak süt, 1 bardak un, 3 tepeleme yemek kaşığı kakao, 1 tane vanilya, 1 tane de kabartma tozu. Kek için olan malzemeler. Sos için ayrıca söyleyeceğim. Yumurtalarımızı kırıyoruz. 4 yumurta, 1 bardak toz şekerimiz. Güzelce çırpıyoruz. Yumurtalar köpürene kadar, şeker eriyene kadar güzelce çırpıyoruz. Daha sonra 1 bardak sıvı yağımızı, 1 bardak sütümüzü ekleyip yine çırpıyoruz. Tozumuzu da ekliyoruz. Kabartma tozumuzu, vanilyamızı ve kakaomuzu da ekleyip yavaş yavaş çırpıyoruz. Önce şöyle bir karıştıralım ki etrafa sıçramasın tozlar. Evet, kekimiz hazır. Şimdi yuvarlak bir borcamı yağlıyoruz. Güzelce her tarafını yağlayalım. Daha sonra kekimizi döküyoruz. Şimdi kekimizi 180 derece fırında pişireceğiz. Şimdi kekimizin sosunu hazırlayacağız. Sos için gereken malzemeler 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao olacak. Şekerimizi, sütümüzü, yağımızı ve kakaomuzu alıp çırpıyoruz. Sosumuzu kaynama noktasına gelene kadar kaynamayacak şekilde tutuyoruz. Isındıktan sonra fırından çıkan sıcak kekimizi dilimleyip sıcak sıcak kekin üzerine döküyoruz. Sosumuzu ocağımıza aldık. Kaynama noktasına gelmeden ocaktan alıyoruz. Kaynatmadan. Kekimiz pişti. Sıcak sıcak dilimliyoruz. Kekimiz 30 dakikada pişti ama siz fırınınıza göre yine ayarlayabilirsiniz. Fırının sıcaklığı ayrı olabiliyor. Sosumuz şu anda oldu. Kaynamadan alıyoruz. Dilimlediğimiz sıcak kekimizin üzerine sıcak sıcak sosumuzu döküyoruz. Kekimiz şu anda oldu. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.